Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere airfryer temizliği yapmak istedim. İlk başta niyetim çok güzeldi. Bu şekilde sizlere videolar çekeyim dedim. Öncesi sonrası yapayım dedim. Fakat videonun sonlarına doğru siz de izleyeceksiniz. Yani bittim ben yani. Bunun temizliği, bunun bakımı çok zor. Bir videoda görmüştüm. Bu şekilde bulaşık deterjanıyla, diş fırçasıyla, işte kulak pamuklarıyla temizledim diyenler var. Çok da güzel oldu falan. Öncesi sonrası yapmış. Ben de ona binaen bu şekilde bulaşık deterjanıyla temizlemeye çalıştım. Fakat bildiğiniz gibi değil. Yani çıkmıyor. Yağlar öyle bir yapışmış ki. Halbuki ben 4 ay oldu cihazı alalı. En sonki videoma da bakabilirsiniz mesela. İlk 4 ayın ilk 2 ayı çok kullandım, yani her gün değil de 2 günde bir garanti kullandım. Fakat son 2 ayda böyle 1-2 defa kullandım. Yani 2,5 aylık diyebiliriz. 2,5 aylık cihazdan çıkan şu yağları bir türlü çıkaramadım arkadaşlar. En son bulaşık makinesi tableti koydum. O çünkü yağları çok iyi söküyor. Temizlikte de kullanıyorum. O da çıkarmadı. Sonra elime olan tüm deterjanları sırayla denemeye çalıştım. Yani öyle bir sinir stres oldum ki ne kadar deterjan varsa hepsini denedim yani. Bu da yetmiyormuş gibi bunlar da çıkarmadı. Sonra bulaşık parlatıcısı denedim. O da çünkü çok güzel çıkarıyor. O da çıkarmadı. Yani en son makineyi ben gözden çıkardım yani. Bu benim yaptıklarımı yapmayasınız diye sizlere bu videoyu çekiyorum. Şimdi diyeceksiniz neden o kadar beklettin, test silseydin diye. Ya kusura bakmayın da her yemek yaptıktan sonra o küçücük yeri silmek kolay olmuyor. Benim burada demek istediğim temizlemek değil. Ben biliyorum erken temizleseydim mesela çıkabilirdi yani en azından. Fakat sorun olan şey ki o küçücük yerlere parmaklarımızın veya kullandığımız aletlerin girmeyişi arkadaşlar. Philips marka çok iyi, çok güzel, fakat bu yönden çok eleştirdim. Yani temizlerken bile içimden söylenmedim değil yani, kaldırıp çöpe atasım geldi. O derece. Videonun sonunda da göreceksiniz zaten. Ne varsa denedim. En son gittim marketten deterjanlara baktım. Deterjanların arka tarafında metali aşındırır, alüminyumu aşındırır yazıyor. Asperox sarı güç aldım. O da bir işe yaramadı. Çok iyi demiştiler ama o da bir işe yaramadı. Onu sıktım, beklettim burada şu an. En son su sıkıyorum. Yani su sıkmaya kadar durum gitti. Bir türlü çıkmadı. En son boya fırçası aldım elime. Çünkü ancak o girebiliyor. Şu rezistanslar var, yuvarlak, görüyorsunuz. Onlar kirlenmiyor ama onun etrafında olan o tabak gibi tabaka öyle bir yağlar yapışıyor ki çıkmıyor. En son cif aldım. Gördüğünüz gibi. Denemediğim yöntem kalmadı. İnternete baktığımda da bazı kişiler bulaşık deterjanıyla denemiş. Bazıları da Domol kullanmış. Sprey Domol. Onu markette bulamadım. Onun yerine sarı güç aldım. Bu şekilde temizlemeye çalıştım ki beklettim bir de. 5 dakika 10 dakika beklettim. Bu videoda hızlandırarak gösterdim size aşamaları. Belki yağları yumuşatır diye yine yumuşatmadı. Bulaşık süngerini bu şekilde en son... Bu birazcık yağ lekelerini böyle alttaki yeşil şey çize çize de olsa yağları çıkarmayı birazcık başardı ama bazı yerlere yine giremedi. Bu şekilde telefondan da oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer köpük. Sorun şu ki yapılan marka iyi, cihaz da çok iyi, sağlam. Fakat bu temizliğine İlla ki bunu bir erkek üretmiştir dedim yani içimden. Çünkü kadın üretse onun en azından bir parça koyardı, takmalı çıkmalı olurdu. Biz de zorluk çekmezdik. Ama bu temizliği yüzünden ben aldığıma bin pişman oldum diyebilirim. Alacaksanız bunu göz önünde bulundurun. Onun haricinde elektriği olsun, hızlı pişirmesi olsun hiçbir sorunum yok, sıkıntım yok. Alabilirsiniz, fakat bu temizliğini göz önünde bulundurun. Bu şekilde el girmiyor. Yerinden çıkmıyor. Üst kapağı da zaten kafamıza vurup duruyor temizlerken, eğileyim derken. Bu şekilde arkadaşlar, size bunu söylemek istedim. Yani biliyorum bu videoda da birçok eleştiri alacağım. Bunlara da razıyım, fakat bunları size
göstermek istedim. Ben cahil bir insan değilim. Temizlik yapmayı bilmeyen biri de değilim. Sadece her bazıları 2 ayda, 3 ayda bir yıkıyorum diyor. Bu şekilde mi yıkıyor, temizliyor? Onu da düşünmedim değil. Mesela şu araya kesinlikle hiçbir şey girmiyor. Girince de o oranın aşağısı hemen pervane var orada dönen. Oraya gitmesi de tehlikeli. Yani çok değişik bir sistemi var. Şöyle göstereyim size. Sıktım, beklettim. Yine olmadı. Burada el bezi koydum. Islanmasın. Aman bir şey olmasın. Yani videonun sonuna doğru burada arkadaşlar. Artık dedim bu olmuyor. Makineyi gözden çıkardım. Bir tane hortum bağladım mutfağın musluğuna. Bu şekilde ıslata ıslata güzelce deterjanlarını da döktüm aşağıya. Tabii içimden de bozulursa da bozulsun derim. Çünkü inanın 3,5-4 diye hatırlıyorum ama 5 saatte olabilir. Ben 5 saat sırf bunun temizliğiyle uğraştım arkadaşlar. O aralarını yumuşatıp süngerle silmek, deterjanladığım yerleri deterjanı nasıl alacağım? Aşağısında pervane var o sildiğimiz yerin. En son böyle bir çare buldum. Siz denemeyin. Bu şekilde ama güzel temizlendi. Yağ dökülen yağları görüyorsunuz. Deterjanları da görüyorsunuz. Zaten deterjanı silmek mümkün değil. Sildim diyenler yani inanmıyorum gerçekten silebildiğine. Çünkü el girmiyor o en aşağı kısımda. El girmiyor. Aletler girebildiği kadar giriyor. Öbür taraf kalıyor. Bunu deterjanladıktan sonra deterjanı nasıl çıkarabildiniz? Yani size de hayret ediyorum. Niye insanlara bunu söylemiyorsunuz? Ben dürüstlükle burada söylüyorum. Deterjanları çıkarmak için hortum bağladım. Suyla yıkadım. Yani bu kadar basit. En son bu şekilde de 1-2 saat beklettim. Sonra ters çevirdim. Tekrar beklettim. Yani tamamen ağzı açık vaziyette kuruyana kadar arkadaşlar beklettim. Tabii içimden de geçiyor. Bozuldu mu? 4000 liralık cihaz sonuçta. Herkes alamıyor. Alanlar da benim gibi uğraşıyor. Bu şekilde balkonun kapısında içini göstereyim size. Yine tam temizlenmedi. Çünkü bıkmıştım artık. Şimdi çalıştıracağım. Biraz sonra çalışacak mı diye bakarken de tereddütlerim vardı gerçi. Bilemiyorum artık. Burada takarken sesini duyurmak istiyorum size. Çalıştı. Tabii şeyleri içindeki parçalar olmayınca bu vaziyette çalışmıyor. Şimdi içindeki parçaları koyayım size. Parçalarıyla uğraşmak ayrı bir dert. Sesten de anlayacağınız üzere çalıştı arkadaşlar. Isısını da verdi. Yani hayret ettim. Bu kadar kaliteli, güzel bir cihaz olmasına rağmen o temizlik noktasını neden düşünememişler? Tek eleştirebileceğim nokta bu. Onu da yaparlarsa 10 numara 5 yıldız olur. Temizliğini göze alacak olanlara öneriyorum. Gördüğünüz gibi bozulmadı, çalıştı. Çalıştığına da çok sevindim. Şimdi aşama aşama her gün içini temizleyip içindeki kokunun, kimyasalların çıkması için silmeye çalışacağım artık. O yağ lekelerini tekrar çıkarmaya çalışacağım. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.